Sinefil kafasından herkese merhaba. Çok uzun bir ara verdik. Sürekli bizi festivallerde, yolda gören takipçilerimiz ne zaman yeni video geliyor, kanalı kapattınız mı, artık yok mu gibi sorulara kayıtsız kalamayarak geri dönüşümüzü sağladık. Hatta ek sözlükte de kanal kapanan kanal diye geçmiş evet. Bizim kanal. Tarihe kanal. Evet, o yüzden biz de peş peşe videolar çekip biraz kanalı canlandırmak istedik. Bugün konuşacağımız film daha güncel 3-4 gün önce yayınlanan Ozan Açıktan'ın Kal filmi Netflix'te. O kadar çok kişi duymadı filmi çünkü Netflix biliyorsun bazı filmlerine hiç reklamını yapmıyor. Hı hı. Böyle şak diye geçiyor. Ben mesela yolda molda hiç Kal posteri görmedim ama bazı şeylerine de her yerde Netflix'in dizi film posterlerini görebiliyorsun. Twitter'dan baktığımda da benim izleyip de benim attığım tweet'e kadar bir sirkülasyon yoktu yani. Yazsa birkaç tane vardı da şey böyle çok da... Ya görüyorum mesela aramayı çubuğuna çıkarsan çıkıyordu hep tanımadığın işte Burak Deniz fanları falan profiller aslında yorum atanlar çıkıyor ama bizim sinema yazarı camiasından pek izleyen yoktu sonradan. Neyse filme geçelim. Film evet bir ilişki filmi diyebilir miyiz? Aslında ıssız adam filmi de diyebiliriz bazı açılardan. Çünkü ana karakterinin gözüyle biraz erkek bakış açısıyla anlatılan bir hikaye var karşımızda. Bu yönetmenlere göre değişir tamam mı? Kimi filmler erkeğin bakış açısından bakar, kimi filmler kadının bakış açısından bakar, kimi filmler her iki bakış açısını sentezler. Aklıma o şey geliyor mesela bambaşka yapan da var. Bir film vardı. The Disappearance of Eleanor Rigby. Evet. Onun Demi var. Yani ikisi birden. Aslında her ve his, he olarak evet. Tasarlanmıştı o. She ve he mi? Öyle sonra 3 filme dönüştürdü farklı evet. Kurguyu yani. Onun gibi. Ben mesela ikisini değil sadece Demi izledim. İkisinin bakış açılı versiyonu olarak. O yüzden böyle düşündüm. Dert değil bence çok da. Sonuçta ana karakterini... Bu arada şöyle bir şey var yani mesela dert değil diyorsun da dertlikle alakası yok zaten. Bakış açısının erkek bakış açısından bakmasının nedeni de aslında birazcık ya filmde spoiler olacağı için söylemiyorum da hani ya bu arada filmin erkek bakış açısında kalması filmin yararına aslında bazı açılardan. Çünkü yani orada kadın bakış açısıyla anlatmadığı için hikayenin öbür tarafını göremiyormuşuz gibi geliyor. Ama aslında zaten Ozan Açık'tan öbür tarafı göstermek istemiyor. Çünkü film aslında hikayesinin içinde böyle bir kurgu belirlemiş. Ve ona göre bir duygu değişimleriyle dolu bir film hazırlamış. Ya ben zaten artık sosyal medya yorumlarından ve insanların birbirlerini yönlendirici, hani bir film şöyle olmalı, şu açıdan bakmalı, bunlardan çok yoruldum. Gerçekten artık canım sıkılıyor yani. Baktığın zaman işte vay işte diyorlar ki yine bir... Mesela festivallerde de bunu yapıyorlar. Görüyorsun festivalde film izliyoruz. Diyorlar ki of yine mi erkek bunalımı? Yine mi erkeğin şeyi? Ya diğer tarafta çekilir. Bu da yani illa erkek derdi o zaman sinemada hiç çekilmeyecek mi artık? Erkek başarısıyla hiç film çekilmeyecek mi yani? Bir de şöyle bir şey yok mu yani? Atıyorum bir kadın hikayesi çektiklerinde erkekler de sen kim oluyorsun da erkek başına kadın hikayesi çekiyorsun diyorlar. O da var. Evet yani. Ya o zaman erkek hikayesi anlatmaya devam edecek yani bildiği şeyi anlatacak. Onu da değilim. Ben dediğim gibi şöyle aşk hikayesi olarak aşk derken tabii ki aslında mesela şu an yayılan Ozan Açıktan'ın Netflix'e yaptığı üçleme deniyor şu an. Hı hı. Normal vizyona giderken silsile annemin yarası aile arasında birden Netflix'e geçti ve Netflix'e aslında 3 tane film çekti yani. Hı hı. Baktığın zaman. Ya mesela o mesele de sen girmek istemiyorsun pek ama ben hafif gireceğim. Neymiş mesela? Ya film üçleme olarak söyleniyor son dakikada Kal üçlemen ama diğer ilk iki film üçleme gibi lanse edilmemişti daha önce. O yüzden tam üçleme mi emin değilim. Sonra da üçlemeye dönüştürülmüş gibi geldi. Ya bu aralar üçleme merakı çoğu yönetmenlerin var diyor. Herkes üçleme yapıyor. Yani bizim konuşuyoruz ki kendi aramızda geyiğini de yapıyoruz. Tufan Şimşekcan arkadaşımızın filmi gelecek, üçleme mi yapsam falan diyor. Yani çünkü herkes öyle yapıyor. Bu arada eskiden şeymiş mesela, üçlemeyi sadece filmler çekildikten sonra eleştirmenler belirliyormuş. Bu bilmem ne üçlemesi falan diyorlarmış.
hiç yönetmenler durup dururken ben üçleme çekeyim demiyorlarmış. Böyle de bir artık günümüzde daha farklı bir bakış açısı var. Filme geri dönelim. Dönelim, evet, çok dağıldık filmden. Şimdi ben filmin duygusunu yer yer çok sevdim. Ben böyle duygusuna girdiğim zaman kendi yaşamımdan ya da kendi yaşamışlıklarımdan, herhangi bir duygudan, bir andan özdeşlik kuruyorsam o filme bağlanıyorum. Yani bu filmde de bir ilk yarım saat falan bayağı bir bağlanarak gittim. Yani çok daha fazla bir odaklandım filme beklentiyle. Çünkü şey gidiyordu, yani o savruk kurgu dediğimiz olay, çünkü ilk başta anlaşmazlıklara da yol açıyor. Gelişimi gidişimi. Şimdi bununla ilgili mesela bir şey var. Böyle bir yorum okudum. Sen düşünüyor musun? Karakterin saçını boyatmasının nedeni kurgudaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak. Çok net öyle. Yani bayağı öyle hatta. Yani çünkü gelecekle geçmiş arasında bayağı zaten bir kaos hakim aslında kurguda. Paralel kurguyla giden bir hikayede biraz aslında savruk olmamak için çabalasa da o mesela savruk olmama çabalamasının şeyi işte dokunuşu diyelim. Hı hı. Ama yine de bunu engelleyememiş bence film içinde. Filmde mesela kurguyu izlerken seyircilerde farklı farklı izlenimler yaratıyor. Çünkü ya o korguda işte gelecek geçmiş ayrımını karıştırabiliyorsunuz. Seyirciler karıştırabilir. Yani ben karıştırmadım ama karıştıran çıkacaktır. Evet. Yani sosyal medyadaki birkaç yorumdan, konuşmadan anladığım kadarıyla karışmış zaten. Neyse, ben o savruklukla oradan oraya gitmek benim hoşuma gitti. Hoşuma giden şu oyuncu seçimlerinden benim problemim yok normalde. Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz. Şimdi şey var, karakter bazında baktığın zaman Burak Deniz'i çok daha fazla böyle bir üst perdeden oynayarak gidiyor. Dilan'ın rolü zaten biraz kapatıldığı için şey olarak senaryoda. Ben zaten Dilan Çiçek'tenizi hep çok yüklendiklerini düşünüyorum. Başından Çukur dizisinden çıktığından beri işte kıza demediklerini bırakmadılar. Ay şöyle yeteneksiz, böyle kötü oynuyor, böyle kötü. Ben öyle düşünmüyorum. Yani Yarına Tek Bilet'te de izledik. Yine Ozan Işık'tan filmi. Burada da izledik. Bu filmde hatta Yarına Tek Bilet'ten daha iyi bir performans sergiliyor. Evet. Yani bence öyle mesela. Yani böyle çok yükselinen bir performans sunmasa da idare ediyor. Yani rolünü hakkıyla oynamış. Evet. Peki sarı yakışmış mı sence? Bence okey. Yani bir sıkıntı yok. Ozan Işık'tan dokunuşları denen bir şey var. Yani bunu izlediğinde hissediyorsun. Ben bunu açmak ister misin? Açacağım. Üçlemeden açacağım. Yönetmenlik ve kurgu stilinde onun böyle şeyini hissediyorsun. Mesela Silsile'de de vardı. Silsile aslında çok daha bence en teknik açıdan daha gösterişli filmiydi o zaman. Baktığın zaman. Burada da tespitlerinde yaklaşım şeklinde öyle söyleyeyim. Geçen yazda da vardı ufak ufak detaylar. Böyle sana böyle izlerken çok aslında basit şeyler ama izlerken dokunan, eden, geçen, böyle bütün olarak çarpmayan ama etkisini hissettiren öyleler. Hani ben bu üç içinde en sona mesela Yarına Tek Bileti koymama rağmen onda bile benim böyle bir beni etkileyen anlar vardı bir iki yerde yani. Hı hı. Ya bir de araba içi sahneleri mesela Ozan Açık'tan filmlerinde birazcık böyle, evet, duygusal damarı. Hı hı. Yani tüm film boyunca bence hissettirmiyor genelde. Ama bir sahne oluyor, o sahnede bütün duygusal şeyi oradan çıkartmamızı istiyor. Bu sahne, bu filmde de mesela Kal filmde de o araba içindeki Deniz, Burak Deniz sahneleri biraz o sahneler gibi geldi bana. Saçma bir soru sorayım mı sana? Sor. Film, bu film bir şehir olsa senin aklına hangi şehir gelirdi? Gelmedi de sen öyle deyince Eskişehir diyesin yani. Yani ya Eskişehir gelir ya İzmir gelir falan. Ama zaten o zaman çıktığında da Eskişehir doğumlu. Ha. O yüzden isabetli bir çıkarım oldu bence. Halbuki film de Moda'da geçiyor. Yani evet. Ama Eskişehir'in her tarafı yaşantı olarak Moda. Ya filmdeki şey mesela senaryoda bayağı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani filmde aşırı kopukluklar var işte böyle. Sanki şey böyle birbiriyle bağlantısı olmayan sahneler üst üste bindirilmiş gibi geliyor. Hani bu flashbacklerle gidip eski hatırlamalar falan değil. Böyle gidiş dönüşü sahneleri kastetmiyorum. Genel senaryo içinde işte mesela ana karakterinin mesleği aslında tam olarak çizilmiyor. Mesela onun kendini bulma serüveninde
İşte ne bileyim böyle grafikte yapınca kendini bulmuş mu oluyor? Birazcık sanki kolaycı yöntemler gibi geldi bana böyle. Hiç böyle radikal yöntemler denenmiyor hikayede. Ya ben şimdi ilişkiler ağı olarak aslında bakarsan aşk filmi diyoruz. Bir kadın vardı aslında filmde ana karakterin hayatında bir şekilde 5 tane kadın var yani. 5'i de ünlü oyuncular tarafından canlandırılıyor. Bir şekilde insanlar girip çıkıyor, etki ediyor ya da etki alanı sınırlı kalıyor. Bu süreci, sirkülasyonu bence güzel anlatıyor. Anlattığını düşünüyorum. Bu arada ben filmdeki ilişkiyi de toksik bulmuyorum. Herkes toksik ilişki demiş ama. Yok ya, toksik ilişki öyle mi? Gayet normal ilişki, herkesin hayatında geçen ilişkilerden bir tanesi işte. İnsanların kafalarında bir şeyleri kodluyorlar. Biri de bana demişti işte, yani normal değil. Normal ne dedim ben de. Yani ana karakter normal olmadığını iddia ediyor ama o da aslında bence biraz çok da karmaşık değil. Sadece arada böyle çılgınlıklar yapıp kendini tatmin etmeye çalışan bir karakter. Ben mesela o yüzden Burak Deniz'in o baştaki yüksek oynamasını biraz fazla buldum. Biraz daha yani böyle, çünkü ben garibim deyince garip olunmuyor. Garip hareketler yapman gerekiyor. İlle böyle yanında sevgilin varken böyle aşırılıklar yapman seni garip yapmıyor diye düşünüyorum. Bence gayet normal bir karakterdi. Bir iki yerde bana da fazla geldi Burak Deniz'in oyun şeyi. Yani sanırım evdelerdi ve oturdu bir yere, gereksiz yere bir mesela yükseliş yaptı ama böyle bir yerde artık durması gerektiğini hissettim. Yani çünkü diğer karakter de aslında çok sakin bir karakter falan değil. Yani onun çılgınlıklarına başta karşılık veren, gösteren, hani caddeye çıkıyor biri bir camda, sahneleri hatırlarsan. Belirli bir uyum var zaten aralarında yani. Ya mesela yan karakterler sence işliyor mu? Kaya içinde işliyor ya. Yani hangileri abi? Çok yan karakter var aslında. Var işte ama hepsi gerekli mi? Bence hepsi gerekli değil gibi geliyor bana. Ya seni biliyorum, sen kat 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 kesersin, atarsın, fazla edersin de böyle bir şey. Çünkü ana hikayeyi de çok desteklemiyor yani. Adamın tüm ilişkilerine ile dokunmak istiyoruz. İşte ıssız adam olduğunu belirtmek için. Aha. Bir kez gösterirsin, iki kez gösterirsin. Anlarım da bayağı gösteriyor. İlle ben çok ıssızım, çok ıssızım, herkesten ıssızım triplerine girmesine gerek yok diye düşünüyorum. Yani o da bir bakış açısı. Ben bilmiyorum nereleri keserdim. Ben başka şeyler eklemek isterdim. Daha çok mesela çıkarmak değil de benim eklemek istediğim yerler. Ya mesela o ilişkiye çok girilmiyor aslında. Belli anlar gösteriliyor. Eklemek istediğim yer zaten o ilişki kısmındaki şeyler. İlişkiyi göremedik bile yani. Hatta ben şey diye düşünüyorum. Bu bir aşk filmi diyorlar da aşk filmi değil bence. Bayağı bir işte erkeğin içinde yaşadığı bunalımlarını anlatan bir film bence. Yani direkt erkek bazlı bir film. Hiç böyle ikili ilişkiyi de görmüyoruz. Sürekli içinde sorunlar yaşayan bir adam var. Ailesiyle sorunları var. İşte kendisiyle sorunları var. Arkadaşlarıyla sorunları var. Sürekli sorunlu bir tutunamayan adam hikayesi bence. Ben direkt ıssız adam olarak kodlamıyorum. Öyle denecektir. Hatta kendim bile aslında düşünürken bazen diyorum bazı filmin biçiminden ötürü ama daha çok içinde tabii ki aşk var yani ama bu hafıza yani o sürekli anılar var ya düşünürken oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. O hafıza ve zaman olayını daha da üzerine gidip daha derinleştirip İlişki babında hani belki yan karakterlerden biraz kısarak öbür tarafın da biraz bakış açısından dahil ederek ben daha başka bir film yapardım ama ben yapardım yani benim filmim. Ya bu tarz biraz Lim Ransay'ın tarzına benziyor diye düşünüyorum. Hani belki evet. Lim Ransay da böyle objeye ya da bir şeye bakınca oradaki hafıza şeyini çok iyi kuran bir yönetmen. O yüzden birazcık Ozan Açıktan'ın tarzı da ona benzemiş bu filmde. Evet, burada daha böyle bana serbest takılıyor gibi geldi. O açıdan benim hoşuma gitti, izlerken keyif aldım ama madem bu o zaman üçleme, bu üçlemede senin en sevdiğin hangisiydi oluyor? Geçen yaz. Geçen yaz, bir önceki. Onu da burada videosunu çekmiştik, hatta yılın en iyilerini bir almıştık son şeylerden. Benim bu kal, yani geçen yaz da çok yakın. Geçen yazı ki koyacağım. Yarına tek bilet ama benim hala en sevdiğim Ozan Açıktan filmi Silsile. Benim de Aile Arasında. Evet. Bu arada son bir alakasız böyle gereksiz bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Filmdeki fontlar çok gözüme battı ya. Bu jenerikte çıkan yazılar falan böyle okunması çok zor.
Bence hiç böyle seyirci dostu fontlar değildi. Bunu da belirtmek istiyorum. Netflix yerli filmlerinin zaten şeyleri kalite sıralaması çok kötü. Yani bizim herhalde uzun zaman boyunca geçen yazdı. Bir numara. Bir işte şey çıktı, onu da yine videoda konuşacağız. Berkunay'ın cicisi çıkana kadar aslında böyle bir rekabet bile yoktu. Yani. Ben bilmiyorum, bazı yönetmenler artık şeylere, Netflix, Disney, şu bu giriyor, oralarda devam ediyor. Ya da hepsine birden çekiyorlar. O da var. Bence Ozan Açık'tan çok üretiyor Netflix için ya da dijital platformlar için. Ve ben silsilede çok gerilimi başarılı yaptığını düşünüyorum. Bence bir sıradaki filmden bir gerilim olması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet, Kal böyle bir şeydi. Bu atmosferde daha çok sahne istiyordum filmde mesela, bak. Var ya, daha gerilimler. Işık şovları evet, falan. Evet, evet. Biraz daha. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Kal filmi hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümüne atarsanız Sinefil Kafası'nın videosunu daha görünür kılabilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum. Ayrıca en sevdiğiniz Ozan Açıktan filmi ve en sevdiğiniz Netflix yerli filmi ne? Onları da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.